Avustralya'da vaktiyle bizim de İngilizler getirip savaştırdığı Anzaklar var. Bu Anzakları İngilizler sizi gezmeye diye getirmişler. Çanakkale'de bizimle savaştırmışlar. Ama bizim insanımız güzel insan ya, onların yaralarını almış kucağına, evlerine götürmüş, o yaraları tamir ettirmiş. Onu orada heykelleştirmişler Avustralya'da. Bizim bayrağımızı da oraya dikmişler. Bir de anıt bina yapmışlar. Anıt binanın içini geziyoruz. Bir siren çaldı. Bizde siren çaldığı zaman tehlike var demektir. Öyle değil mi? Çağırdık görevliyi. Bu siren niye çalıyor dedik. Efendim dediler, bu siren size saygı için çalıyor dediler. 12 Şubat Belediyesi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Üçime Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine safahat hediye etti. İlahiyat Fakültesindeki programda öğrencilerin kitaplarını takdim eden Başkan Mahçiçek, tecrübelerini paylaşıp üniversite yıllarında karşılaştığı zorlukları öğrencilere aktardı. İşte demokrasi demişler, seçimleri yaptırmışlar bize ama nereye kadar? Bir noktaya kadar. Anayasaya da bir hüküm koymuşlar, demişler ki seçim olur ama, millet iradesi olur ama o seçimde de millet, yani anayasanın kurduğu bir takım kurumlar var, onlar eliyle yönetilir demişler. Kurmuşlar bir tarafta Anayasa Mahkemesi, bir tarafta Danıştay, bir tarafta Yargıtay. Bunların hepsi hesaplı bak. Emniyet subabı olarak kurmuşlar bunları. Siz bir yasa çıkarttığınız zaman onların istemediği bir yasa Anayasa Mahkemesi'nde önlerler. Orada bir takoz koyarlar. Siz yönetim olarak bir işlem yaptığınız zaman onu nasıl engellerler? Onu da Danıştay diye bir müessese kurmuşlar, orada önlerler. Sizin bir davanız olsa onu da Yargıtay'da çözerler. Böyle sacayaklarını kurmuşlar, milletin iradesinin ülkeyi yönetmemesi için ne lazımsa yapmışlar. Böyle bir tane bir demokrasi olmaz yani. Demokrasi diyorsanız millet seçecek, milletin seçtikleri ülkeyi yönetecek. İşte milletin seçtiklerinin bu ülkeyi yönetmesi için önümüzdeki fırsat bu. 16 Nisan. Günümüzdeki üniversite gençliğini şanslı bulduğunu ifade eden Başkan Mahçiçek şöyle konuştu. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin nitelikli insana ihtiyacı var. Bu ülkenin her alanında en iyi olan insanlara ihtiyacı var. Mühendissek en iyi mühendis, doktorsak, ilahiyatçı yazsak en iyi ilahiyatçı. Ve bu ülkenin çocukları özgüveni sağlam olan, kendini iyi ifade edebilen, fısırık mıymıntı olmayan ve her alanda bu ülkeyi mükemmelen temsil edebilecek nitelikte insanlar olması lazım. İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Akif Özdoğan, Ensar Vakıf Başkanı Ali Maraşlıgil ve 12 Şubat Belediye Başkan Yardımcısı Havva Ece Saygaz'ın da katıldığı program hediye takdimiyle son buldu.